Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce eğer içerikleyim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup önerilerinizi yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. Bir an önce sorulara geçmek istiyorum. Sorduğumuz ilk soru şuymuş. Güneş sistemimizdeki en küçük cüce gezegen hangisidir? A. Hygiea, B. Pallas, C. Juno, D. Voruno. Doğru cevap Hygiea arkadaşlar. Güneş sistemimizdeki en küçük cüce gezegen Hayyadır. İtalya ikamete politika sonucu olarak yerli kumaştan elbise giymesi kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? A. 1 Mart 1926 B. 30 Ekim 1930 C. 9 Aralık 1925 D. 25 Ağustos 1932 Cevap C'yan arkadaşlar. Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu 1925 yılında çıkarılmıştır. Tarihte kayıtlara geçmiş en yüksek ses dalgalarını oluşturan patlama hangisidir? Yani 4600 kilometre öteden duyulduğu söyleniyor yani o yapılan tespitlerde. A. Katmai Yanardağ patlaması B. Krakatau Yanardağ patlaması C. Tambota Yanardağ patlaması D. Helens Dağ patlaması Cevap Bursa arkadaşlar. Krakatau Yanardağ patlaması 4600 kilometre öteden duyulacak şekilde 1800'lü yılların sonunda patlamıştır. Open from the side. Have changed now. Yeah. Yeah. That was my impression. Güneş sisteminin en büyük uydusu hangi gezegene bağlıdır? Jüpiter Ganimet B şıkkı Satürn Titan C Dünya Ay D. Uranüs Miranda. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Jüpiter Ganimet en büyük uydusu hangi gezegene bağlıdır derken Ganimet en büyük uydu ve Jüpiter gezegeni.
kökenine bağlıdır. Türk bilim insanları tarafından üretilen yerli nükleer radyasyon dedektörleri hangi üniversitede yapılmaktadır? A. Boğaziçi Üniversitesi. B. Gazi Üniversitesi. C. Selçuk Üniversitesi. Ve Abantset Bayes Üniversitesi. Doğru cevap Deniz arkadaşlar. Türk bilim insanları tarafından üretilen yerli nükleer radyasyon dedektörleri Abantset Bayes Üniversitesi'nde yapılmıştı. NÜRDAM'ın amacı sivil ve askeri amaçlı radyasyon sensörlerinin yerli ve milli olarak üretilmesi, geliştirilmesi ve aynı zamanda da yurt dışına ihraç edilmesini sağlamaktı. Finlandiya, Kanada, İsveç gibi ülkelerde görülen kuzey ışıkları hangi mevsimlerde görülme şansı yüksektir? A. Sonbahar, ilkbahar. B. Sonbahar, kış. C. Yaz, ilkbahar. D. de yaz, kış. Onun geliş açısına bağlı olarak bu seçeceğiniz herhangi iki mevsimde diğer mevsimlere göre iki kat daha fazla belirgin oluyor. Cevap A arkadaşlar, sonbahar ve ilkbaharda yani mevsimlerin geçiş dönemlerindeki yarattığı enerji onun ışıkların görülebilme, kutup noktalarındaki görülme olanını iki kat arttırıyor. Dünyanın en büyük şelalesi hangisidir? A. Angel Şelalesi. B. Danimarka Boğaz Şelalesi. C. Niagara Şelalesi. D. Mavenin Şelalesi. Cevap Bursa'ydı arkadaşlar. Danimarka Boğaz Şelalesi dünyanın en büyük şelalesidir. Angel Şelalesi'nin 4 katı kadardır ve en güzel özelliği de yerin altındadır. Yani en dikkat çekici, ilginç özelliği. Durmaksızın tek uçuşla en uzun mesafeye uçabilen kuş türü hangisidir? Yani ortalama 10-12 bin kilometre hiç yere inmeden bir başladığı zaman o kadar mesafe ileri gidebiliyor. Yani bu ortalama ne kadar olur tahmin edersek. Yani Amerika'ya falan yaklaşık, tam bilmiyorum ama hani yaklaşık olarak o kadar uçabiliyor. A. Albatros. B. Aynak. C. Kıyı çamurculuğu. D. Turaco. Cevap C arkadaşlar, kıyı çamurculuğu hiç durmadan 10-12 bin kilometre arasında uçabiliyor. XVII yüzyılda 15 dakika hatalı saat ölçümünü 15 saniye kadar düşürebilen sarkaçlı saatin mucidi kimdir? A. Christian Huygens. B. Domenico Cassini. C. Thomas Young. D. Ole Romer. Cevap A arkadaşlar, Christian Huygens. 15 dakika hatalı, 15 saniye kadar düşecek. Yani tabi o zamanki yüzyıldaki çok önemli bir icat ve buluş olarak tarihe geçiyor. Yetişkin bir bireyde kalp saatte ortalama kaç litre kan pompalar? A. 50 litre. B. 100 litre. C. 300 litre. D. 500 litre. Cevap 300 litre arkadaşlar. Yetişkin bireyde 1 saatte kan, kalp ortalama 300 litre. Dakikada da 5 litre kan pompalayabiliyor. Videolarım, sorularım bugünlük bu kadardı arkadaşlar.
Eğer kanalın içine beğeniyorsanız, sorularımın kalitesini hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup yorum kısmında hangi tür sorulardan falan geleceğini ya da siz nasıl tarz bilim, sanat, ekonomi, spor, siyaset hangi yani daha çok istediğiniz soru türleri varsa bilgi öğrenmek istediğiniz şeyler onu bana yorumlarda belirtseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.